dolu diyor, dolu oldu diyor. Sevgili hocamız Barış Doster'in de annesi Neşe Doster. Sevgilerimizi, selamlarımızı gönderiyoruz. Saygılar. Evet, buyurun. Neşe Hanım'ın da böylece kulaklarını çınlattı. Şimdi sevgili Yürkan, Asi Kitap Yayınları benim bir kitabımı bastı. Avrasya mı Atlantik mi? Ben o kitabı yazarken hem ABD arşivlerinde... O bence ya son 10 yılın manşetiydi evet, yani. Doktora çalışmamdan sonra sen ve sevgili arkadaş birinci elden bilirsiniz ki doktora tezimden sonra yani Atatürk, Türk dünyası ve mazlum milletlerden sonra ki Atilla İlhan'ın danışmanlığında yapılmıştır. Bak hemen Ali Aydan'ın gözü doldu. En iyi çalışmamdır. En iyi çalışmamdır. Doğru, Avrasya mı Atlantik mi? Akademik olarak en iyi çalışmamdır kendi adıma. Ben orada bunu dört bir tarafını incelemiştim. Yani dünyanın iktisadi olarak da, dünyanın endüstriyel sanayi olarak da, dünyanın nüfus olarak da, dünyanın nüfuz olarak da bir güç kaymasına tanıklık ettiğini yazmıştım ben. Nereden? Batıdan doğuya, nereden? Atlantik'ten Pasifik ve Avrasya'ya bir gidişat idi söz konusu olan değişiklik. Şimdi ben hiç lafı eğip bükmeden söyleyeyim. NATO'yu ABD emperyalizminin saldırı ve işgal aygıtı olarak görürüm. Yani ABD'nin öncülük ettiği düzenin ekonomik, endüstriyel, teknolojik, diplomatik, politik anlamda koçbaşı nedir? Bodyguard'ı nedir? Muhafızı nedir? Bunun elbette NATO'dur. NATO. Bu işin bir boyutu. İkincisi, ben Türkiye'nin NATO'ya girişini o günkü konjonktürü kim nasıl izah etmeye kalkarsa kalksın, ister kurucu babalarımızdan büyük devlet adamı İsmet İnönü'ye atıf versin, İster Adnan Menderes'le izah etmeye çalışsın, Menderes bayraklısı, ben onu yanlış bir tercih olarak görürüm. Yani İsmet Paşa yapmış olsa dahi ben yanlış evet, görüyorum. İsmet Paşa yapmış olsa bile İsmet Paşa'nın bu büyüklüğüne, yurtseverliğine, Lozan kahramanı oluşuna, asker diplomatlar kuşağının son mümtaz temsilcilerinden bir tanesi oluşuna, İnönü zaferlerine, bizi ikinci yan harbine sokmamasına, onlar büyüklükleridir. Gölge düşünmez ama NATO tercihi bence yanlıştı. Bir üçüncüsü, NATO, ABD başta olmak üzere ve bütün NATO müttefiki ülkeler, Türkiye'nin taraf olduğu bütün ikili ve bütün çok taraflı sorunlarda hep karşı saftadır. Kıbrıs, Ege, sözde soykırım iddiaları, Dağlık Karabağ, Doğu Akdeniz, Yunanistan, bütün meseleleri alt alta yazsak, bir A4'ün üzerine bir çizgi çeksek cetvelle, bakın bakalım NATO üyesi ülkeler ABD başta olmak üzere Türkiye'nin yanında mı? A şıkkı. Tarafsız mı? B şıkkı. Yoksa hasmın yanında, hasmın arkasında mı? Burada da zaten tablo nettir. Dördüncüsü, ben NATO'nun bir soğuk savaş aygıtı olan NATO'nun mantıken soğuk savaş bittikten sonra dağılması gerektiğini düşünürüm. Ama eğer dağılmamışsa aynen soğuk savaş döneminde ve sonrasında olduğu gibi NATO komünizme, sosyalizme, Sovyetler Birliği'ne, Varşova Paktı'na karşı değil. En az onun kadar NATO üyesi ülkelerde ABD nam ve hesabına onları ABD'nin yanında ilginç, evet, hizalandırmak, konumlandırmak, ABD'nin oralardaki sadece askeri değil, politik, diplomatik nüfuzunu, akademik nüfuzunu daha da tahkim etmek için kurulmuş bir örgüttür diye bakarım. NATO'nun akademik nüfuzu var mı? NATO'nun Türkiye üzerinde uluslararası ilişkiler bölümleri, iktisat bölümleri, işletme bölümleri başta olmak üzere Türk Silahlı Kuvvetleri ve Türk Sivil Bürokrasi üzerinden olduğundan 50 kat daha fazla nüfuzu vardır. Ben oturdum bir gün bir modelleme yaptım. Yakın meslektaşlarım bilirler. Biz bugün çıkıyoruz desek, Türk Silahlı Kuvvetleri bunu kabul etse, NATO'da, uluslararası NATO'da ilişkiler profesörleri başta olmak üzere endişem olur ki kitlesel intiharlar olabilir. Yani soğuk savaşın ve NATO'nun ve AB'nin olmadığı bir dünyayı tasavvur edemeyecek, tahayyül edemeyecek, öylesi bir dünyada yaşamayı göze alamayacak bizim binlerce meslektaşımız vardır maalesef. Emin Gürses Hoca buradan selam söyleyelim diyor ki ya o kadar Türk bürokrasisi NATO ile kafa formatlanmış ki diyor. Tabii. Aksini düşünemiyorlar. Tabii. Diyor. Bu bir soğuk savaş aygıtı, bu bir soğuk savaş düşünce kalıbıdır ve ABD emperyalizminin saldırı ve işgal aygıtı olan NATO bizim bağımsız düşünebilme politik anlamda,
ideolojik anlamda, entelektüel anlamda, aydın olarak bağımsız düşünebilme kabiliyet ve kapasitemizi iyidiş etmiştir. Mesela ben ne zaman bunu yazsam ve konuşsam bana hep şöyle itirazlar gelir sevgili Gürkan Acır. E canım biz NATO'dan çıkarsak İsrail anında NATO üyesi olur. Ben de dedim ki arkadaş olsun. Yani İsrail'in ki yeryüzünde ABD'nin İngiltere ile beraber iki stratejik ortağından biridir. İsrail'in ABD tarafından korunması, kollanması, savunulması, sakınılması, gözetilmesi, desteklenmesi için NATO üyeliğine ihtiyacın var Allah aşkına. Efendim biz çıkarsak anında Güney Kıbrıs Rum Devleti'nin NATO'ya girermiş. E girsin. Yani biz kendi gücümüzle, kendi imkan ve kabiliyetimizle, kendi devlet kapasitemizle, siyasi, iktisadi, askeri güç unsurlarımızla biz eğer Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetiminden başa çıkamıyorsak ve biz de eğer Yunan'ın şerrinden NATO'nun şefaatine sığınmış haldeysek o zaman arkadaş biz ölmüşüz ağlayanımız yok demektir. Yani bizim böylesi bir özgüven yoksunluğu içinde olmamız gerçekten bizim büyük trajedimizdir. Bakınız NATO'ya giriş günlerinde bizim çok seçkin bilim insanlarımız, çok parlak, yiğit, cesur, devrimci aydınlarımız vardı. Hepsinin ruhu şad olsun diyelim. Mehmet Ali Aybar'dan tutunuz, Pertevdi Ali Boratav'a kadar. Büyük hocamız Korkut Boratav'ın babası. Değil mi? Behice Boran'dan tutunuz, Aziz Nesin'e kadar. Yani bunlar Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Türk diplomasisinin, Türk bürokrasisinin aleyhinde olan insanlar mıydı? Bunlardan hangisinin yurtseverliği, hangisinin devrimciliği, hangisinin bu topraklara olan karşılıksız ve sınırsız aşkı sorgulanabilir? Hiçbirinin. O günlerde de biz bu NATO tartışmasını yaptık. Ve gelinen noktada hepimiz üzülerek görmekteyiz ki NATO'nun bürokrasimiz, siyasetimiz, silahlı kuvvetlerimiz, diplomasimiz, hariciyemiz, akademimiz üzerindeki olağanüstü nüfuzu bir alternatif düşünce üretimini bile iyiliş etmiş durumda. Yani NATO'yu eleştirdin mi anında yaftalanıyorsun. Hemen damga yiyorsun. Ya sen Putinci misin? Hayır arkadaş. Ben Kuvayi Milliyeciyim. Ama bizleri Putinci diye itham edenlerin tamamı NATO'cudur. Ben Türkiye'ye ve dünyaya Ankara'dan bakarım arkadaş. Brüksel'den bakmam. Londra'dan bakmam. Moskova'dan da, Pekin'den de bakmam. Berlin'den de bakmam. Washington'dan da bakmam. Ama biz bunu dediğimiz anda Avrasyacısın, Ergenekoncusun, darbecisin, cuntacısın. Hayır arkadaş. Ben Türkiye'ye ve dünyaya Ankara'dan bakan bir Kuvayi Milliyeciyim. Ben bir cumhuriyetçiyim. Ben bir Kemalistim ama beni böyle itham edenler, beni böyle yaftalayanlar, damgalayanlar sizler Amerikan işbirlikçisiniz. Sizler NATO'cususunuz. Onu şimdi, saklamak için zaten. Tabii yapıyorlar. Onu saklamak, onu gizlemek, onu perdelemek için bunu yapıyorlar. Yani düşünebiliyor musunuz? Bir akademik ortamda bile, bir entelektüel tartışma platformunda bile kalkmış koca koca anlı şanlı hariciciler, bilim insanları Wikipedia'da NATO'nun basın bülteninde yazan bilgileri okuyorlar. 49'da kuruldu, soğuk savaş koşullarında kuruldu, ABD öncülüğünde kuruldu, Birleşmiş Milletler'in falanca maddesine atfen kuruldu. Peki biz buna eleştirel bakmayacak mıyız? Biz bunu kritik etmeyecek miyiz? Biz soğuk savaş sonrasında 31-32 yıl geçti. Bunu akıl, mantık, bilim, gerçeklik ve vicdan ve hakkaniyet ve adalet süzgecinden geçirmeyecek miyiz? O yüzden adını koyalım korkmadan. NATO, ABD emperyalizminin saldırı ve işgal aygıtıdır. Orada her ne kadar kağıt üzerinde kararlar oy birliğiyle alınır diye yazsa da ABD'ye rağmen bir karar da kolay kolay çıkmaz. Peki. Şimdi Ceyda Karan'a dönelim. Bu arada Emin Hoca da izliyormuş. Tebrik ediyor seni. Emin Hoca'yı Kuvayi Milliyeci duygularla coşkuyla selamlıyorum. Selamlar. Eski dostum. Selamlar. Benim Yiğit tamam. Ve eski dostum Emin Gürses. Peki. Selamlar sana. Şimdi Ceyda Karan'a ben dönmek istiyorum. Ceyda, şimdi bu az önce bir makaleden söz ettik. Yeni evet. Bir düzenin inşası mı var? Bu çok ilginç. Neden? Çünkü biz bu bütün bu toz duman arasında, televizyon ekranlarında yorumlar vesaireler, bunların içerisinde hiç o cepheye değinilmedi. Yani şöyle düşünüldü. Batı gerçekten faşizm sınırlarına varacak bir şekilde izolasyon yapıyor. Niye bu faşizm lafını kullanıyorum? Çünkü artık dünyanın, insanlığın değeri olmuş. Tolstoy'a, Dostoyevski'ye kadar iş uzadı. Yani onların eserlerine kadar uzamış durumda. İnanılmaz. Yani bir akıl tutulması var. Ama onu bir tarafa koyalım. İşin kültürel boyutunu bir tarafa koyalım. İktisadi olarak büyük bir kuşatma, abluka altına alma çabası var.
Herkes de şunu diyor. Diyor ki Rusya bu işin altından kalkamaz kardeşim diyor. Çıkamaz diyorlar. Ama az önce senin işaret ettiğin makale ve benzeri birkaç yayın bir başka hazırlığın olduğuna da işaret ediyor. Acaba yeni bir sistem mi kuruluyor? İşin içinde Çin'in de oldu. Çünkü işaretlerini almaya başladık. İşte Mastercard, Visa mesela çekildi Rusya'dan. Hemen Çin'in UnionPay galiba isimli kartı devreye sokuldu. İşte internet böyle kendi içinde oluşuyor. Kendi bankacılık sistemlerini kurmaya çalışıyorlar. Bunu nasıl okuyorsun? Böyle bir hazırlığı var mı Rusya'nın? Şimdi tabii Gürkan, yani hakikaten bir kere Putin idaresinde Rusya yönetimi hiç kimsenin beklemediğini yaptı. Bunu doğru, kabul ederim. Ben doğru. Bir yıldır bunları yazıyorum. Ben Joe Biden Amerikan başkanı oldu, hatırlarsınız. Herhalde Mart başı filandı. Putin'e katil diyerek zaten savaşa başladı.